Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Kocaeli Gebze'den ve Molla Fenari mahallesinden ve sektörün lider firması Fazlı Erdoğan Adak ve Kurban kesiminden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi Fazlı Erdoğan bulunmakta. Bakalım kendileri çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fazlı Bey merhaba. Merhabalar, hoş nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizi burada konuk edip ağırladığınız için şahsınıza ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Fazlı Bey, çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. 25 yıldır bu sektörün içerisinde hizmet veriyorsunuz. Evet. Sizde adaklık ve kurban kesimleri var. Daha çok üretim amaçlı, kuzu üretimi amaçlı. Evet. Bunlara geçmeden önce ben ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Fazlı Erdoğan kimdir? Fazlı Erdoğan Gebze Molla Fenerköy doğumlu ve yaklaşık 25 yıldır bu işle ilgilenen, üretim amaçlı ve kurbancılık adak işi ile uğraşan bir vatandaş. Evet. Peki Fazlı Bey, biraz hizmetlerimizi o zaman konuşalım. Tamam. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer tam neresi Gebze'nin? Gebze Molla Fenerköy. Molla Fenari Mahallesi. Şu anda mahalle oldu. Evet, mahalle oldu. Evet. Burası şu anda kaç metrekare bir burası alandayız? Burası 5 dönümlük bir alandayız. Yaklaşık 1000 metrekare bir kapalı alan var. Alanımız mevcuttur. Evet. İşte burada kurbanlıklar ayrı, kuzulu koyunlar ve koyunlar ayrı olmak şekliyle. Ayrım. Hepsi farklı noktalardalar. Farklı noktalarda. Peki burada kaç tane şu anda küçükbaş hayvanımız söz konusu? 300 civarı. 300 civarı. Evet, 300 civarı küçükbaş. Peki bunları nerelerden tedarik ediyoruz? Kendimiz üretiyoruz. Kendiniz üretiyorsunuz. Genelde kendimiz üretiyoruz. Kuzu ihtiyacı olanı, kuzu şeklinde üretimde koyunların bazı kısımlarını adaklığa ayırıyoruz. Adaklık daha dışarıdan da temin ediyoruz. Evet. Kimi kardeşlerimiz web sitesinden, kimisi direkt arkadaşlarımız vesileyle bize ulaşıyorlar. Biz kesip teslim ediyoruz. Bu türlü hizmetler veriyoruz. Evet. Evet, kesim var. Canlı olarak da evet, sonuçta satabiliyorsunuz. Aynen o şekilde satıyoruz. Ama sizin hedefleriniz farklı tabii. Tabii ki. Bu doğrultuda hedefleriniz neler? Yani daha iyisi. Daha çok üretim. Daha çok özellikle üretim. Üretmeden zaten hiç ilerleyemiyorsunuz. Mutlaka üretmeniz gerekiyor. Yani al sattan ziyade evet, en büyük şey üretim. Peki bu anlamda işinizi biraz daha büyütmek anlamında neler yapıyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Tabii sıkıntıyla yürüyoruz. Zaten maliyetler çok yüksek. Malın maliyetleri çok yüksek. Onun için çoban sıkıntıları var biliyorsunuz. Yabancı insanlara çalışmak zorunda kalıyoruz. Evet, evet. Bu açıdan sıkıntılarımız var. Peki hayvanların özellikle beslenmesi önemli arz eden bir konu. Evet. Canlı hayvan üzerinde. Buralarda nelere dikkat ediyorsunuz? Yani kendiniz mi bir yem tedariği yapıyorsunuz yoksa hayvanlar arazide mi otluyor? Hayvanlar zaten sürekli arazide, ancak kışın doğumundan itibaren yemlemeye başlıyoruz. Bu yemleri kendimiz zaten yetiştiriyoruz, üretiyoruz, evet, ekip biçiyoruz. Bu açıdan sıkıntımız yok. Sadece kuzu kısmına sanayi yemi kullanıyoruz. Yaklaşık senede 1000-1200 çuval arasında. Sanayi yemi kullanmış sanayi oluyorsunuz. Sanayi yemi kullanmak zorundayız. Kuzunun gelişimi açısından. Evet. Yoksa geliştiremiyorsunuz ve hiç kazanamıyorsunuz bu sefer. Evet. Hedeflediğiniz şeyler tam oluşmuyor. Aynen ama o şekilde. Gayet güzel. Peki çoban sıkıntısı var dediniz. Bu evet, doğrultuda en büyük sıkıntınız evet, bu mu? Evet, en bu büyük derdiniz evet, mi herhalde anladığım evet, kadarıyla? Aynen, aynen öyle. Maliyet sıkıntıları. Evet. Maliyet sıkıntıları da var. Sonuçta dediğiniz gibi bu canlı hayvan üzerinde değil mi? Ve üreticiyle tüketicinin arasındaki o makas farkı çok yüksek. Yani düşünün ki üreticiden 28 liraya çıkıyor bu mal. Tüketiciye 60 lira gibi bir rakamla ulaşıyor. Evet. Böyle de bir sıkıntı var. Evet. Peki hizmet verirken neler dikkat ediyorsunuz? Bölgede yalnız değilsiniz. Evet. Meslektaşlarınız söz konusu. Tabii ki. Bu anlamda hem tercih sebeplerini hem de hizmet politikanız içerisinde neler dikkat edersiniz? Yani düşünün ki bir insan adak kesecek. Yani onu bu nedir? En profesyonel şekilde onu kesmek, onu güzel şekilde parçalayıp kendisine teslim evet, etmek. Bu çok önemli. Aynı şekilde kuzu da aynı şekilde. Onun en büyük şey hijyen, hijyen, temizlik. İslami yani, kurallar çerçevesinde değil mi? İyi bildiğinizi
müşterinize sunabilmek. Evet. Bunlar önemli. Gibi çok önemli. Bu da tercih sebepleri sizi kılıyor herhalde. Aynen öyle. Gayet güzel. Peki Fazlı Bey, toparlayacak olursak son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek sizleri tercih etmiş. Evet. Kişi veya kurumlara son sözlerimiz neler olacak? Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tanıdık tanımadık herkese. Evet. Size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. O zaman sizinle tanışmamış kişileri de davet edelim. Gelsinler değil mi? Hayvanlarımıza baksınlar, yakından tabii incelesinler. Çalışmalarımızı evet incelesinler diyelim tabii o zaman. Tabii ki, sağ olun. Fazlı Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörlü Arası Türkiye Turumuz ile devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli Gebze'den Molla Fenari Mahallesi'nden beyefendi Fazlı Erdoğan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.